Bir Kripto Paraya Daha hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Özellikle gerek pandemi gerekse merkez bankalarının bu dönemde uyguladığı para politikalarının kripto para borsalar üzerindeki etkisini, diğer yanda merkeziyetsiz finans sisteminin yine borsa üzerindeki etkisi ve Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere son dönemdeki fiyat hareketlerini konuşacağımız programımızda bugün Paribu CEO'su Yasin Oral bizlerle birlikte. Yasin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yasin Bey, öncelikle şunu sormak istiyorum. Özellikle bugün itibariyle dünya genelinde kripto para borsalarında işlem hacmi neye ulaştı? Genel itibariyle işlem hacmini, yani Paribu özelinde şu an 30 milyon doların üzerinde bir hacim var. Yani bu son zamanlarda 40-50 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Özellikle son birkaç haftalık çok yoğun bir hareketlilik mevcut. Bitcoin ile birlikte biliyorsunuz zaten Bitcoin aslında bunun temelinde yer alıyor ve Bitcoin'in ana hareketleri diğer kripto paraları çok hızlı etkiliyor. Son bir haftada ciddi bir düşüş belki görmekteyiz. Aslında büyük bir yükselişten sonra belki düzeltme hareketi gibi algılayabiliriz bunu. Peki bu dönemde yatırımcılarınızın sayısı ve işlem hacimlerinde yüzdesel olarak ne kadarlık bir artış gözlemlediniz? Normal şartlarda sene başında, burada bu arada pandeminin etkisi belki gerçekten ciddi anlamda yüksek. Sene başında bizim 600 bin civarında üyemiz varken şu an 700 bin civarına yaklaşmış bulunuyor. Çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz üye sayısı olarak. Çok fazla yeni katılımcının, yeni kullanıcının sisteme adapte olduğunu, bir şekilde sisteme tanışmaya çalıştığını görüyoruz. Hacimler itibariyle de normal şartlarda ilk defa bu yıl daha önce hiç görmediğimiz yükseklikte hacimlere ulaştığımızı görüyoruz. Yani 60-70 milyon dolarlık günlük hacimlere eriştik geçen haftalarda. Bu gerçekten ciddi bir artış. Daha evvel normal şartlarda bunun ortalaması 20-30 milyon dolarken 60-70 milyon dolarları görmek gerçekten oldukça önemli. Peki kripto para yatırımcıları, yeni gelen yatırımcılar olduğunu söylediniz bu dönemde. Nasıl hareket ediyorlar? Özellikle daha çok piyasadaki haberler mi yoksa fiyat bazlı mı ilerleniliyor? Buradaki tüketici özellikle yatırımcı davranışlarını nasıl gözlemliyorsunuz Sayın Oral? Yani haberler çok önemli. Tabii ama daha çok bu tarz yatırımcıları, kullanıcıları tetikleyen şey genellikle fiyat hareketi. Son birkaç haftadır çok yoğun bir fiyat hareketi var ve kullanıcılarda çok hem mevcut kullanıcıların yoğun hacim oluşturduğunu ve çok fazla yeni kullanıcının sisteme dahil olduğunu görüyoruz. Bu minvalde baktığımızda aslında bakarsanız çoğunlukla fiyat hareketlerinin kullanıcıları tetiklediğini görüyoruz. Burada da açıkçası son birkaç haftadır fiyat hareketliliği yoğunlukla altcoin, alternatif coin diye tabir ettiğimiz Bitcoin dışındaki diğer kripto paralarda oluştu. Normal zamanlarda yani 2017 ile kıyaslayacak olursak şu an kullanıcıların sadece Bitcoin özelinde alışveriş yapmadıklarını, yatırım yapmadıklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki yılı 3'e ayıracak olursak yılbaşı dönem pandeminin etkilendiği bir süreç ve pandemi sonrası. Paribu olarak siz bu yılı genel itibariyle ilk 7 ayı nasıl geçirdiniz? 2020'nin başından itibaren aslında bir hareketlilik başlamıştı piyasada. Hacimlerimizde de belirgin artışlar vardı. Fakat biliyorsunuz Mart ayı ile birlikte aslında tam olarak pandemiyle Türkiye tanıştık. Ve bu süre zarfında kullanıcı alışkanlıklarında çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında sadece bizimle alakalı değil. Tüm e-ticaret sektöründeki son dönemdeki istatistiklerde de görebiliyoruz oluşan hacim, pandemi döneminde oluşan hacim özellikle. Kullanıcıların bir defa dijitalleşme ile alakalı birçok tabusunu yıktığını, belki de zaruretten yıktığını görüyoruz. Kullanıcıların pandemi döneminde belki buralara daha fazla ilgi ve alaka gösterebildiklerini görebiliyoruz. Ve bu dönemde ki artışın önemli bir kısmının pandemiden kaynaklandığını, ya yani pandemi döneminin getirdiği zaruretlerden kaynaklandığını rahatlıkla görebiliyoruz açıkçası. Peki Yasin Bey, şimdi bu pandemiyle beraber kuşkusuz işte uzaktan eğitim, uzaktan iş modelleri, diğer yanda internetin daha çok iş modelleri üzerine kurgulanmasıyla beraber şimdi teknolojinin bazı açık noktalarında siber güvenlik konusunda zafiyetlerinde arttığını gördük. Sosyal medya platformlarında dahi yaşadık. Örneğin Twitter olayını hatırlarsanız. Evet.
Evet, Peki evet. kripto para borsaları bu süreci nasıl geçirdi? Burada siber tehditlerde, özellikle siber ataklarda bir artış gözlemlediniz mi? Şöyle mesela Twitter olayından belki biraz bahsedebiliriz. Orada da biliyorsunuz aslında işin bir kenarında Bitcoin, kripto parayı bulaştırmışlardı. Tahsilatları ya buraya Bitcoin gönderin şeklinde bir hacklenme söz konusuydu. Fakat saatler sürmesine rağmen biliyorsunuz Twitter çok hızlı aksiyon alamadı. Fakat buna mukabil biz ve benzeri belki birçok uluslararası borsa orada bahsi geçen adreslerin hepsini çok hızlı blacklist yaparak aslında çok hızlı aksiyon aldı. Tabii bununla birlikte sorunuzun diğer tarafında güvenlik noktasında evet yani çok ciddi artışların olduğunu belki söyleyemeyiz ama bizim zaten içinde bulunduğumuz sektör hem finansal hem de kripto para olması sebebiyle aslında bu tarz saldırılara sürekli sürekli maruz kalıyoruz ve biz bunların hepsini bertaraf edecek şekilde bütün önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Bunun artması, daha fazla artması aslında aldığımız önlemlere baktığımızda bizim için çok bir şey değiştirmiyor olacak. Çünkü biz benzeri dönemleri sadece pandemide değil 2017'de de yaşadık. Benzeri hype dönemleri çünkü bizim sektördeki hype dönemleri şeylerle geleneksel piyasalara çok da uyuşmuyor açıkçası. Böyle olunca farklı zamanlarda biz bu tecrübeleri edindik ve bu güvenlik önlemlerini en olması gereken şekilde daha evvel aldık zaten. Peki bu sektör için güvenlik ölçütleri nedir? Güvenlik standartları nedir? Bir kripto para borsasının güvenlik ölçütleri konusunda Türk yerli kripto para borsaları ne derecede başarılı? Şimdi şöyle güvenlik burada gerçekten yani normal şartlarda teknik anlamda standartları var bu işin. Fakat bu standartları son kullanıcının erişmesi, anlaması, tahlil etmesi, kontrol etmesi maalesef ki mümkün değil. Bir kripto para borsasının güvenliğini sağlaması gereken birçok şey var. Kullanıcı verileri, kullanıcı varlıkları, kendi veri güvenliği vesaire gibi çok şeyi muhafaza etmek zorunda, emniyet almak zorunda. Bununla alakalı tabii işte soğuk cüzdanlar, sıcak cüzdanlar, bunun gibi genel kavramlar var. Herkes, her platform bunu yaptığını söylüyor. Fakat kullanıcıların açıkçası bunu anlaması, tahlil etmesi gerçekten çok zor. Tabii biz bütün bu güvenlik önlemlerini en maksimum seviyede almak için çabalıyoruz. Bunun aslında belki en ölçülebilir tarafı Paribu şu an 4. yılına girdi ve bu kadar zaman ciddiyetle bu işi sürdürebiliyor olması bu güvenlik önlemlerinin aslında hassasiyetle alınmış olmasının bir göstergesi olarak söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte biliyorsunuz Paribu'da sadece 22 tane kripto para var. Yani belki bunların sayısı zamanla artacak fakat normal şartlarda binlerce kripto paranın olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz ve biz sadece 22 tanesini istiyoruz. Burada da yatırımcının aslında güvenliğini göz önüne alarak bunları birçok filtreden geçirerek listeliyoruz. Bu da güvenliğin açıkçası ikinci bir tarafı. Yani çünkü listelenen her kripto para kendi güvenlik zafiyetiyle ve yatırımcının mağdur olması zafiyetini taşıyarak geliyor. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda evet biz listelemeden tutun da altyapıya, teknik altyapıya kadar birçok güvenlik önlemini almış bulunuyoruz. Malumunuz bu işte uluslararası borsaların, uzak doğulu borsaların Türkiye'ye ilgi alakası da çok yüksek. Fakat dediğim gibi hiçbir borsanın, hiçbir platformun esasen güvenlik önlemlerini nasıl sağladığını anlamamız çok mümkün değil. O yüzden kullanıcıların varlıklarını muhafaza ettikleri yerleri doğru seçmesi gerekiyor. Peki Yasin Bey, özellikle Paribu olarak yurt içinde yerel veya globalde yabancı firmalarla işbirliği, ortaklık projeleriniz içerisinde olacak mı yılın geri kalanında veya 2021 genelinde? Yani şöyle ortaklık şeklinde herhangi bir şey şu an görünürde yok. Fakat biz konuya tam öyle bakmıyoruz. Genellikle Türkiye'de oluşan startuplar bir seviyeye geldikten sonra yatırım almak için tabii çok gayret ederler. Bizim öyle bir gayretimiz olmadı. Biz biraz daha farklı bakıyoruz konuya. Hep yabancı firmaların buraya gelmesini uman bir yapıdan neden biz dışarıya çıkamayalım? Neden biz buradan açılan büyüyen bir yapı olmayalım? Çünkü bu işin doğası buna elverişli ve bu bence çok
kıymetli bir fırsat bizim için. Biliyorsunuz Türk teknolojide birçok şeyi yakalayamadık, birçok şeyi kaçırdık. Fakat yani gerçekten çok ilginçtir ki biz bu kripto para ve blockchain konusunda çok eş zamanlı, dünyaya çok eş zamanlı bunu yakaladık ve gerek özellikle bizim firmamız özelinde dünyadaki birçok platformun sahip olduğu know-how'dan belki çok daha fazlasına sahibiz. Ve biz bunu kıymetlendirmemiz gerekiyor. O yüzden aslında bir içeriye doğru bir ortaklık değil de belki biz dışarıya doğru çıkarken başka platformlar özelinde girişimlerimiz olabilir. Bizim konuya bakış açımız açıkçası tamamen bu yönde. Peki yatırımcılarınıza yıl genelinde çok farklı enstrüman veya yeni hizmet sunacak mısınız? Var mı böyle bir çalışmalarınız Sayın Orhan? Çalışmalarımız var. Açıkçası irili ufaklı çok fazla projemiz var. Bizim yine şirket olarak karakterimizde şöyle bir durum var. Yani biz çoğunlukla fayda üreten şeyler üzerine çabalıyoruz. Bütün geliştirmelerimizi onun üzerine uygunlaştırıyoruz. Ve kripto paraların kolay kullanımıyla alakalı blockchain teknolojisinin uygulanabilirliği, gerçekten uygulanabilirliği alakalı tamamen kendi Ar-Ge'miz tarafından, kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz birçok proje var. Bunların hepsini de yani kısmet olursa zaman zaman zaten sizinle paylaşıyor olacağız diye tahmin ediyorum. Peki pandemi döneminde kripto para borsaları Bitcoin başta olmak üzere aslında öncesinde altınla sürdürdükleri korelasyonu sağlayamadılar. Bir miktar negatif ayrıştı. Ancak son dönemde son birkaç haftadır sert yükseliş görüyoruz. Öncelikle şunu sorayım, bu sert yükselişin arkasında hangi etkenler var? Yani sert yükselişin arkasındaki etkenleri anlamak gerçekten çok kolaydı. Yani bunun arkasında tek bir şeyi bağlamak ve tek bir şeyi bağlayanlara itibar etmek de çok doğru değil. Bir defa yapılan teknik analizler aslında bugünlerde ya uzun zamandır bir hareketin gelmesini bekliyordu Bitcoin üzerinde. Fakat tabii dünyadaki birçok değişim dijitalleşmeye karşı gerçekten olumlu bir yaklaşım ve tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, mesela biz yeni kullanıcıların, yani bizim işte üye sayımız 600 binden 700 bine çıktı derken bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Aslında akın akın tüm dünyada merkeziyetsiz finansın yani çok da yani gerçekten güvenli olduğunu, buranın gerçekten akışkan olduğunu ve özellikle Z kuşağının buna çok rahat adapte olabileceğini, çok büyük yatırımlar yapılmadan da, çok büyük bütçeler ayrılmadan da buralarda yatırım yapılabildiğini gören büyük bir güruhun hareketi de aslında bunu tetikliyor. Ve tabii yine dünya çapında birçok, ya bunu söylemek gerekiyor sanırım, bilinçli olarak bu işi yapmayan traderların aslında sebep olduğu belki bazı hareketler de bunu tetikliyor. Ama zaten bu büyük bir beklentiydi. Altınla o korelasyonun denk gelmiş olması yine belki konjektür olarak gerçekleşmiş olabilir. Fakat bu beklenti zaten gerçekleşti ve açıkçası uzun zamandır zaten Bitcoin'in hak ettiği, yani normal şartlarda bulunduğu fiyatın çok altında olduğu herkes tarafından bilinen ve kabul gören bir şey. Ve artış devam edecek mi? Bunu zaman gösterecek tabii. Ama uzun dönemden bahsediyor olursak evet, gerçekten de uzun dönemli bir yatırım aracı olarak Bitcoin'i rahatlıkla görebiliriz. Peki bu yükseliş kalıcı olabilecek mi? Sürdürülebilir kalabilecek mi kripto para borsaları Sayın Orhan? Ya yani şöyle yine istatistik konuşmak gerekiyor. Biz 2017'nin başında kurulduk ve 3 yıl boyunca bu hareketlerin hepsini incelediğimizde şunu kesinlikle diyemeyiz. Yani bu kalıcı olur. Ya da bu kesinlikle düşecek diyemeyiz. Kısa dönemde bunu anlamak, söylemek ve yatırımcıyı yanıltma ihtimali olması itibariyle çok söylemek çok doğru değil. Fakat yine aynı şeyi söyleyeceğim. Uzun dönemde Bitcoin gerçekten bir yatırım aracı olacaktır. Peki sizin bir diğer yanda projelerinizle de ilerleyelim. Geleneksel finans dünyasında özellikle bu değişimde gördüğümüz fintechlere yatırım yaparak desteklemeyi öngörüyor musunuz? Bu yönde çalışmalarınız var mı? Biraz da bunları dinleyelim isterim. Var, evet. Çünkü şöyle esasen yaptığımız iş birçok alana değiyor.
sadece kripto paraların alınıp satıldığı bir platform değil. Aslında bunların transferinin yapıldığı, birçok kullanıcı için belki cüzdan hizmeti olarak hizmet verdiğimiz düşünüldüğü bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunların günlük hayatta kullanımının da yine aslına bakarsanız fintechlerle regülasyonun öngördüğü o geleneksel yapılarla eşlenerek gitmesi gerekiyor. Yani kripto paraların günlük hayatta uygulanmasının, günlük hayatta kullanılabilmesinin en kolay yollarından bir tanesi. Zaten bizim halihazırda geliştirmekte olduğumuz Paribu Kart projesi. Yani Paribu'dan aldığınız bir debit kartla aslında kripto paralarınızı harcayabiliyor olacaksınız. Tabii bunu yapabilmek için geleneksel fintechlerle bir bağınızın oluşması gerekiyor. Ve burada işte eşleşiyor. Bununla alakalı yatırımlarımız devam ediyor. Ve yine fintechlerin zaman içerisinde bence blockchain altyapısını kullanmak için çok fazla motivasyonların oluşacağını öngörüyorum. Ve bizim buradaki know-how'larımız fintechlerin bu ihtiyaçlarıyla bir zaman içerisinde birleşecek ve kesişecek diye düşünüyorum. Peki özellikle bu ekosistemin gelişmesine adına kuşkusuz regülasyonların da gelişimi çok değerli. Bu kapsamda Türkiye genelinde nelere ihtiyaç var ve hangi düzenlemelerin yapılması gerekliliğine inanıyorsunuz Yasin Bey? Şöyle, öncelikle bu büyük bir beklenti. Regülasyonla alakalı, yani bütün bu tarz görüşmelerin sonunda içerisinde muhakkak regülasyon sorusu gelir. Yani ne olacak bu? Önce burada regülasyonun tanımını yapmak gerekiyor. Regülasyona neden ihtiyacımız olduğunu anlamak gerekiyor. Aslında bakarsanız regülasyon bu işin temel ve teknik altyapısı itibariyle minimum gereksinimlerin oluşturulması, belirlenmesi, kural setlerinin oluşturulması itibariyle gerekli olan bir durum. Şimdi baktığımızda biz işte 4. yılımıza girdik ve bu kadar zaman içerisinde elde ettiğimiz birçok birikim var. Bu birikimlerin içerisinde yurt dışı borsaları, yurt dışındaki regülasyonların takibi, analizi, bunların hepsi dahil. Tabii tüm bunları yan yana koyduğumuzda ve bizim mevcut geleneksel piyasalarımızın nasıl regüle edildiğini, nelere hassasiyet duyduğunu, bunların da hepsini yan yana koyduğumuzda aslında biz kendi regülasyonumuzu oluşturduk. Yani biz kendi kural setlerimizi hassasiyetle oluşturduk ve yürütüyoruz. Tabii sıkıntı şurada, regülasyonlar çoğunlukla pazara girişi ve çıkışı tam olarak belirlemek için önemlidir. Çünkü biz evet kendi regülasyonumuzu, kendi kurallarımızı hassasiyetle koyduk ve yürütüyoruz. Fakat aynı hassasiyette olmayacak yeni oyuncular da pazara girecektir. İşte esas problem, belki esas sıkıntı burada oluşacak. Yoksa mevcut durumuyla aslında bakarsanız regülasyonun doğrudan müdahale etmesini gerektiren çok da bir problem olmayan bir ekosistem bu. Çok şükür bunu aslında hassasiyetle muhafaza etmiş olmamızdan kaynaklanıyor bu. Fakat yeni oyuncuların pazara girmesinin mevcut, yani bizdeki o, yani hiç kimsenin bizde olan o 3 yıllık 4 yıllık know-how'ı bir yerden edinip bu işe girmesi maalesef mümkün değil. Yani keşke mümkün olsa diyoruz ama maalesef mümkün değil. O yüzden burada teknik gereksinimlerin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Tabii sadece Türkiye üzerinde değil, dünyada bunu buradaki, yani çok yeni bir şeyden bahsediyoruz ve buradaki teknik gereksinimler, temel gereksinimler nedir konusunun araştırması, evet. Bence bizim kurumlarımız çok hassasiyetle yürütüyor bunları. Çok hassasiyetle araştırıyor. Bir gün evet bunlar bir yere gelecek, bazı kural setler oluşacak ve ya kısa dönem için belki bir şey diyemeyeceğim ama orta dönemde muhakkak regülasyonla alakalı gelişmeleri görüyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli yanıtlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Paribas CEO'su Yasin Oral'ı uğurluyoruz ve şimdi biraz daha fiyat kısmını konuşacağız. Fiyatlarda neler etkili, önümüzdeki sürece dair beklentileri kripto para uzmanı Oytun Es'e soracağız. Oytun merhabalar. Telefon hattımızın ucunda Sayın Es. Oytun diyebiliyor musun? Merhaba, iyi yayınlar. Evet, buyurun. Teşekkür ediyorum. Evet, 12 bin bandını kırdık ancak yeniden 11.782 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Çünkü ağırlığı en fazla olan kripto para. Bitcoin'le ilerlemek istiyorum. Bu süreçte bu yükselişi sürdürülebilir kılabilecek mi? Fiyatlamalar da neler etkili olacak önümüzdeki süreçte?
Evet, şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi Bitcoin son süreçte oldukça güzel bir ivme yakalayarak 12.500 dolarlara kadar bir yükseliş gösterdi. Temel olarak baktığımızda Bitcoin aslında yapması gerektiği gibi son süreçte altın fiyatlarıyla doğru korelasyon içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Tabii pandemi sonrası merkez bankalarının likidite bolluğu yaratmasıyla beraber paranın ucuzlaması ve bunun sonucunda da altın ve Bitcoin gibi sınırlı varlıklara yönelim beklendik bir durumdu. Bunu zaten sizin yayınlarınızda önceden defalarca konuşmuştuk. Peki son süreçteki altının bir miktar geri çekilerek 2000 doların altına inmesi Bitcoin fiyatlarını nasıl etkiler? Onun için de müsaadenizle biraz fiyatların teknik durumuna bakmakta bence fayda var. Şimdi teknik olarak Bitcoin'de şu çok önemli. Bitcoin 20 bin dolarlardan gelen düşen trendini bu yaptığı son hamleyle beraber kırmış oldu. Yani 2017 Aralık'tan günümüze kadar gelen düşen trend artık Bitcoin'de kırılmış durumda diyebiliriz. Tekrar 10 binlerin aşağısına gelmediğimiz sürece de ben açıkçası Bitcoin fiyatlarında herhangi bir problem görmüyorum. Bunlar tabii ki orta ve uzun vadeli tablolar. Bitcoin'e kısa vadeli baktığımızda ise çok önemli bir noktada durduğunu görüyoruz. O da şu, Bitcoin tekrar 20 günlük hareketli ortalamasını test eden duruma geldi. Şu yönüyle önemli, Bitcoin tam bir aydır 20 günlük hareketli ortalamasının aşağısına hiç düşmedi. Yani oldukça yükselen bir tablo sergiliyordu. Geldiğimiz nokta itibariyle 20 günlük hareketli ortalamamız şu an 11.680 dolar seviyesinden geçiyor. Bunun üzerinde fiyatların tutunabilmesi oldukça önemli. Peki tutunamazsa ne olur? 10.500'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Yukarı yönlü de 12.300 dolar seviyesinin direnç bölgesi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz gün bu seviye zorlandı ama üzerinde kapatma yapmayı Bitcoin beceremedi. 12.300'ün üzerinde gelecek bir kapanış bizi teknik olarak 13.100 dolarlara kadar taşıyabilir. Çok teşekkür ediyorum yorumlarını. Bizlerle paylaştığınız için beklentileri kripto para uzmanı Oytun Esi de uğurlayarak bir kripto parayı daha bugünlük burada noktalıyorum. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Gizem Uzunel sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.